Korintliler bölüm 1. Tanrı'nın gücü ve bilgeliği olan Mesih. Bölüm 26-29. Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün diyor. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ama Allah bilgeleri, bak, bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçler utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Tanrı dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Tanrı'nın önünde hiçbir insan övünmez. Cenab-ı Allah böyle dikkati çekmeyen, insanların saldırdığı, insanların alçakça tuzak kurduğu, zulmetmeye çalıştığı, yalnız sanılan insanlar hep Allah başa geçiriyor. Ve onlara cennetini açıyor. Bu Allah'ın kanunu. Mesela Musa artık Firavun'un yanında müthiş bir tehlike. Oradan çıkarıyor, Allah Ullazm peygamber yapıyor. Hazreti İbrahim Nemrut'un sarayında. Ne kadar büyük bir tehlikenin içerisinde. Allah oradan çıkarıyor onu, Ullazm peygamber yapıyor. Yusuf kuyunun içinde. Hapishanede, zindanda. Rezalet zindanlar o devirde, yer altında. Yani çok korkunç şeyler. Meşaleyle falan aydınlatılıyor. Güneş hiç görmüyor. Kalın demirlerle. Orada nur gibi tertemiz ahlakının yüceliğini göstermeye devam ediyor. Hatta cezaevini o idare etmeye başlamış bir süre sonra. Yani herkes çok görmüş, herkes çok sevmiş. Orada unutulmuş hocam. Hem ne unutulma, 7 yıl. Bak ne kadar insanlara önem vermiyorlar o dönemde, görüyor musun? Hiçbir suçu olmadığını bildikleri halde hiçbir suçu yok. 7 yıl tutuyor, bir de unutuyor. Ama Allah hatırlatıyor ve Mısır'a sultan oldu biliyorsun. Peygamber oldu. O da büyük peygamberlerden bir, Hazreti Yusuf. İmam Mehdi de öyle. Çok önemsiz bilinen, efendim, yanlış yolda bilinen, delalette bilinen bir insan olarak zuhur edeceğini peygamberimiz söylüyor. Cübbeli de söylüyor. Bu bizim dinimizi kaldırdı diyecek diyor İstanbul'un alimi. İstanbul'un alimi bizim dinimizi kaldırdı. Bizi yanlış bir İslam anlayışına sürükledi. Bizi delalet sularına götürdü. Bizi yanlış yollarda boğmaya çalışıyor. İslam dışı bir zındıktır diyecekler Mehdi'ye. Bak Allah bizi öyle olmaktan korusun diyor Cübbeli. Korusun diyor. Ama bunu yapacağız diyor. Bu olacak diyor. Bunu yapacağız diyor. Bütün yeryüzünde Müslümanlar güçten düşürüldüler. Ama Allah diyor bak Kasas 5 şeytanın Allah'a sınırım. Biz ise diyor Allah. Yeryüzünde güçten düşürülenlere, Müslümanlara lütufta bulunmak, yani onlara güzellik yapmak için, onları önderler yapmak, dünya hakimi kılmak için ve mirasçılar kılmak için hükmü onlara vereceğim. İnşallah. Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlerde, bak biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Ve istiyoruz ki onlar yeryüzünde iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım. Firavun'a, Haman'a ve askerlerine onlardan sakındıkları şeyi gösterelim. Yani bütün firavunlara, dünya derin devletlerine en çekindikleri şeyi yapacağım. İslam'ı dünyaya hakim edeceğim. Firavun ve Haman, Firavun o şu anki İngiliz derin devletini temsil eden bir semboldür. Haman da yancılar. Yani Firavun'un yancısıydı Haman biliyorsun. Yani ona destek olanlar.